Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren o gün samast Şubat ayında nakledildiği Bolu F tipi cezaevinden koşullu salı verilme kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın bir yıl önce ihalinden dolayı koşullu salı verme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde ihale olduğu gözlenen Samast, koşulunu salı verme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi Samast. Şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F-tipi cezaevinden saat 19.50'de tahliye edildi. Samast'ın cezaevi çıkışında ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink'in katili Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyasını ayırarak, İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti. Mahkeme, 6008 sayılı terörle mücadele kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 8. maddesiyle, CMK'nın 250. maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hüküm gereği, Samast hakkındaki dava dosyasını çocuk mahkemesine göndermişti. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi de 25 Temmuz 2011'de Samast'ı, rantingi tasarlayarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Olay tarihinde o gün Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme heyeti, Samast'ın cezasını 3'te 1 oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya indirmişti. Samast'ı ruhsatsız silah taşımak suçundan da 2 yıl hapis ve 900 Türk lirası adli para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 Türk lirası adli para cezasına çevirmişti öte yandan Samast. Cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.